Galatasaray beklediğimiz gibi topa sahip olan bir oyunu oynuyor haftalardır. Kendi futbolunu da ortaya koydu bu akşam Trabzon deplasmanında. Zor gibi gözüken bir deplasmanı Galatasaray kolayca evine lider olarak dönüyor. İlk önce onu söylememiz lazım. Trabzon maça başlarken tamamen Galatasaray'ı kontrol etmek ve defansif anlamda iyi bir iyi bir oyun. Onun üzerine de kontroya hızlı hücum yapma amacıyla çıktı. Galatasaray buna akabinde Galatasaray tamamen kendi futbolunu oynayarak bol topa sahip olarak e, Trabzonspor'u e, hakimiyetin altına aldı. Evet çok pozisyon bulamadı Galatasaray. Onu söylememiz lazım ama iki takım arasında öyle e, oyuncu kalite farkı var ki e, tamamen buna bağlıyorum ben. E, geçen senenin e, büyük eksikliğini yaşıyor Trabzonspor. Bir Sorlot'un, bir Nova'nın, bir Sosa'nın eksikliğini bu oyuncuların yerlerine e, iyi oyuncular koyamadılar. Ee, Galatasaray'ı tehdit etti mi hiçbir aşamada tehdit etmedi Her alanda belki Galatasaray üstün oynadı diyebilirim hı hı. Ee, Ön plana çıkan oyuncular var Galatasaray tabii ki kendi oyunu oynarken e, Merkezde çoğalan ama kanatlarında da Saraki gibi e, Omar gibi iki tane ofansif e, bekini çok iyi kullandı bugün e, Hem ilk yarı hem ikinci yarı hep onlar e, çizgiye basarak oynadılar Trabzonspor merkezde kalabalıktı kontraya dayalı bir oyun oynamak istedi ama çok kontrol kontro, kontra pozisyon buldu mu hayır bulamadı. İlk yarıda bir canininin vardı sağ çaprazdan gittiği. Evet, orada da e, kötü bir vuruş yaptı. E, kenardan çıktı. E, genel olarak yani benim söylemek istediğim bu akşam özelinde iki takım arasında çok büyük bir kalite farkı var ersin. E, oyuncu kalitesinde bir ciddi büyük farklar var. Oyun kalitesinde de büyük ciddi kalite farkı var. O yüzden Galatasaray çok zor gibi gözüken ama çok rahat bir galibiyet elde diyebilirim.